Bir anda büyük patlama gerçekleşti ve evren doğdu. Göz açıp kapayıncaya kadar neler olabileceğini bilseniz şaşarsınız. Biz buraya nasıl geldik? Evren neden yapıldı? Yaratılışın sırrı, her şeyin sırrı o ilk anda saklı. Teknoloji zamanın en önemli anında neler olduğunu ortaya çıkarmak üzere. Başlangıçta hiçbir şey yoktu. Ne madde, ne de enerji. Hatta boşluk bile. Çünkü uzayın kendisi de yoktu. Zaman geçmiyordu. Çünkü zaman diye bir şey de yoktu. İşte bu hiçlikten, bir atomdan da küçük bir ateş topu çıktı. Güneşin çekirdeğinden trilyonlarca kat daha sıcak. Evreni oluşturacak olan her şey, iğne deliğinden milyonlarca kat daha küçük bir noktadan çıkıyor. Zaman başlıyor. Bir saniyede tüm kainatın ayrıntılı planı yapılıyor. Bunun nasıl olduysa, gelmiş geçmiş en büyük sır. Profesör Lawrence Krauss, tüm kariyerini büyük patlamadan sonraki ilk ana adamış. Evrendeki yerimizi gerçekten anlamak istersek en başa dönüp onun nasıl oluştuğuna bakmamız gerekir. Yaratılış anına geri dönmek yeni bir fikir. Büyük patlama teorisi genel olarak kabul gördü. Fakat kavramın kendisi 100 yıldan kısa süre önce ortaya çıktı. Göz önünde bulundurduğumuz şeylerden biri de evreni ne kadar az zamandır tanıdığımız. 80 yıl önce bilimin sağduyusu evrenin statikçe sonsuz olduğunu, en başından beri var olduğunu söylüyordu. Ama bu durum 1929'da değişti. Kaliforniya'daki Mount Wilson gözlem evinde Edwin Hubble galaksilerden gelen ışıkları gözlüyor. Galaksi ne kadar uzaktaysa o kadar uzunlukta dalga boyu ışık gönderdiğini gözlemliyor. Işık dalgaları mesafe aldıkça yayılırlar ve bu yayılma dalga boylarını değiştirir. Aynı prensip ses dalgalarında da geçerlidir. Tren yaklaştıkça düdüğün sesi de yükselir. Geçtikten sonra ise azalır. Tren gözden kaybolurken her ses dalgası kulağımıza ulaşmak için bir öncekinden daha uzun yol kat eder. Ses dalgaları yayılırken ulaştığı alan daralır. Işık dalgalarında da benzeri bir durum vardır. Bir galaksi bizden uzaklaşıyorsa ışık dalgaları yayılır, uzar ve kırmızılaşır. Buna kızıl değişim denir. Görülebilen ışığa baktığımızda spektrumun bir ucu kırmızı, diğer ucuysa mavidir. Kırmızı radyasyon, görülebilen ışığın uzun ışık dalga boyu, mavi radyasyonsa kısa ışık dalga boyudur. Kainata baktığımızda uzaktaki yıldızlardan gelen radyasyonun yayıldığını görürüz. Böylece ışık kırmızılaşır. Ne kadar uzağa bakarsak o kadar kırmızı olur. Etrafımızdaki galaksiler bu kırmızı ışığa geçer. Uzaktaki galaksilere hangi yönden bakarsak bakalım, bizden uzaklaşıyorlarmış gibi gelir. Neredeyse tüm galaksiler saatte yaklaşık 1,6 milyon kilometre yol alıyor. Galaksiler birbirlerinden uzaklaşıyorlarsa bir noktada demek ki eskiden hepsi bir aradaydı. Evren belirli bir noktadan dışarıya doğru genişliyor. Bu, evrenin bir başlangıcı olduğuna dair ilk kanıt. Hubble'ın bulguları radikal bir kavramı ortaya çıkarıyor. Büyük patlama teorisi.
Bilim insanları büyük patlamadan sonraki ilk anda kainattaki tüm yıldız ve gezegenler için inşa blokları yaratıldığına inanıyor. Bunu kanıtlamak için önce zamanı okumanın yeni bir yolunu bulmalılar. Zamanı insanın bildiğimiz herhangi bir eylem alanında olduğundan daha küçük parçalar olarak düşünüyoruz. Bir yarış arabasından, bir koşucudan ya da herhangi bir şeyden çok daha küçük parçalar. Bir saniyeden daha az bir sürede bir göz kırpışımızda neler olabileceğini bilseniz şaşarsınız. Saatler, dakikalar ve saniyeler modern hayatın temelini oluşturur. Ama büyük patlamadan sonraki olaylar bir saniyeden daha az bir zaman parçacığında gerçekleşti. Olanları analiz etmek için bilim insanları Planck zamanı denen yeni bir zaman ölçümü kullanıyor. Bir Planck zamanı eksi 43 saniyenin onda biri demek. Yani ondalık sayı düzenine göre 42 tane sıfır ve ardından gelen bir rakamı. Hayal edemeyeceğimiz kadar küçük bir zaman dilimi. Fakat Planck zamanının bu ilk anında olanlar bir sonraki 13,7 milyar yılı belirliyor. Bu alev topundan doğanın 4 temel kuvveti oluşuyor. Bu kuvvetler etrafımızdaki her şeyin temelini oluşturuyor. Yıldızların ve gezegenlerin oluşmasının nedeni yer çekimi. Ayı ve gelgitleri kontrol ediyor ve bizi yerde tutuyor. Elektromanyetizm şehirlerimizi aydınlatıyor, telefonlarımızı bağlıyor ve bilgisayarlarımızı çalıştırıyor. Ayrıca zayıf ve güçlü olan iki nükleer kuvvet bedenimizi oluşturan parçacıkları birleştiriyor, güneşin ocağını ateşliyor. Büyük patlamadan sonraki ilk anda bu kuvvetler yaratıldığı için biz hayattayız. Onlar olmasa kainat özelliksiz bir radyasyon bulutundan ibaret olurdu. Bu kuvvetler olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Televizyon, spor, aşk, nefret, insan trajedileri, hayatı yaşanır kılan hiçbir şey olmazdı. Fakat Planck zamanının ilk anında bu dört kuvvet henüz tek bir süper güçte toplanmış haldeydi. Yer çekimi, nükleer ve elektromanyetik kuvvetler henüz ayrılmış değiller. Fizikçi Michio Kaku, kuvvetlerin nasıl ayrıldıkları üstünde çalışıyor. Ben bunu bir kristal, harika, simetrik, zamanın başlangıcında zarif sadelikleriyle bir araya gelen kuvvetlerden oluşan bir kristal olarak düşünüyorum. Evrensel saatimiz Planck zamanında bir adım daha ilerlerken, küçük ateş topu şeklindeki kainat da genişliyor. Dört kuvvet ayrışmaya başlıyor. Hızla soğuyan aşırı sıcak bir kristal gibi. Çatlaklar oluşuyor. Dört parçaya ayrılmaya başladı. Ayrılan ilk parça yer çekimiydi. Sonra da nükleer kuvvetler ayrılmaya başladı. Ve sonunda eski süper güç parçalanmış bir mücevhere dönüştü. Bu dört parça hala işliyor. Yer çekimi dünyayı yörüngesinde tutuyor. Nükleer kuvvetler güneşi parıldatıyor. Ve evrenimize yağan ışığı elektromanyetik radyasyonu yaratıyor. Yolculuğumuza bir saniyeden çok daha az bir zaman kala dünyamızın temelleri de atılıyordu. Hala bir atomdan bile daha küçük olan ateş topu şeklindeki evren ve trilyonlarca derece ısı. Kainatın nasıl büyüdüğünü anlamak ve keşfetmek için bilim insanları geçmişi görebilecekleri teleskoplar kullanıyor. Astrofizikçi David Spergel gökyüzüne bakınca tarihi görüyor. Gökyüzüne bakarken aslında geçmiş zamana bakıyoruz. Işık sınırlı bir hızla ilerlediği için güneşten gelen ışık buraya yaklaşık 8 dakikada geliyor. Güneşi olduğu gibi değil, 8 dakika önceki halinde görüyoruz. Gece gökyüzüne baktığımızda yakındaki yıldızları görürüz ve onlar 10-20 ışık yılı uzaktadırlar. Onların 10-20 yıl önceki hallerini görürüz. Uzayın ne kadar derinine bakarsak büyük patlamaya o kadar yaklaşmış oluruz.
Uzaktaki yıldızlardan gelen ışığın bize ulaşması milyarlarca yıl sürer. O kadar çok yayılır ki radyo dalgalarına dönüşür. Bu antik ışığı ancak teleskoplarla görebiliriz. New Jersey'deki Hearn Antenna Radyo Teleskobu kazara büyük patlamayla ilgili bir keşif yapıyor. 1960'lı yıllarda Bell Telefon Laboratuvarlarında Arno Penzias ve Robert Wilson Samanyolu'ndaki gaz bulutlarına bakarak radyo dalgalarını ölçüyorlar. Fakat kullandıkları Hearn Antenna'ya sürekli parazit karışıyor. Gelen ses böyle oluyor. Ve bu ses her yönden geliyor. Baktıkları her yerde arka plandan aynı ses geliyordu. Bu onlara bir şey ifade etmemişti. Önce deneyde bir terslik olduğunu düşündüler. Deneyi gözden geçirdiler ve deneylerindeki pürüzleri temizlediler. Bu sorunun potansiyel kaynaklarından biriydi. Deneyin ayarlarını yenilediler. Çok dikkatli olmak zorundaydılar. Tuhaf ses kesilmedi. Penzias ve Wilson sesin kaynağını bulmaya karar verdiler. Radyasyonun dünyada olmayan bir şey olduğunu kanıtladılar. Bu bizim gezegenimizden kaynaklanmıyordu. Bu şey uzayın derinliklerinden geliyordu ve her yerdeydi. Antenlerine vuran radyasyon o ana kadar saptanmış herhangi bir şeyden daha eski ve daha uzaktı. Şans eseri Princeton Üniversitesi'nde büyük patlamanın artçı sarsıntılarını araştıran bilim insanlarıyla bir araya geldiler. Artık zamanın başlangıcının ekolarını duyduklarını anladılar. Büyük patlama öyle güçlü ve öyle sıcaktı ki bu ısının kalıntılarına hala rastlanıyordu. Sıcaklık aşırı sıcak bir ışın radyasyonuyla başlamıştı. Yayıldıkça ve soğudukça görülebilir bir ışık halini aldı. Maviden kırmızıya dönüyordu. Sonra mikrodalgalar, en sonunda da radyo dalgalarına dönüşüyordu. Bu zayıf radyasyon sürekli olarak dünyaya ulaşıyor. Buna kozmik mikrodalga arka plan ışıması deniyor. Kısaca CMB. Kozmik mikrodalganın geçmişi, yaratılışın kendisinin bir yansıması. Bunlar evreni yaratan gün batımı sonrası kızıllığın korları. Gözlerimizden mikrodalgalar çıksaydı, mikrodalga radyasyonlarını görebilirdik. Böylece her gece büyük patlamayı izlerdik. Gökyüzüne bakınca gerçekten bir patlama görürdük. ...13 milyar yıldan uzun zaman önce çıplak gözle kozmik ateşi görebilirdik. Televizyonunuzda kanallar arasında dolaşıyorsunuz. Ekranınızda gördüğünüz bu hareketsiz görüntünün bir kısmı... ...büyük patlamadan kaynaklanan radyasyon. Bu kozmik radyasyon doğrudan büyük patlamayla ilgili. Ayrıca kainatın yaratılışının üstünden bir saniyenin bir trilyonda biri dahi geçmeden yeni bir evreye girdiğini gösteriyor. Kozmik radyasyon, daha sonra ne olduğunu öğrenmemizin anahtarı. Planck zamanının bizim kozmik saatimize vuran birkaç anı sonrası ateş topu kainat değişiyor. Kainat bir anda bir atomdan milyarlarca kat daha küçük hale geliyor. Sonra da bir beyzbol topu büyüklüğüne erişiyor. Bu an içinde 13,7 milyar yılda olduğundan daha fazla büyüyor. Bilim insanları bu hızlı büyümeye şişme diyor. Ayrıca büyük patlamadan kalan kozmik radyasyonun delilleri hala var. Televizyonunuzdaki statik görüntü gibi kozmik radyasyon da öyle sonsuz ve sabit görünüyor ki bilim insanlarının onu çözmesi gerekiyor. Kozmik mikrodalga geçmişini bu yönde ölçtüğümüz zaman ısısı bu yöndeki ısısıyla birebir aynı çıkıyor. Yani her yerde aynı. Bunun tek açıklaması kainatın ışık hızından defalarca büyük bir hızla büyümesi.
Bu büyüme bir balonun doğaüstü bir nefes gücüyle şişirilmesi gibi ateş topunu büyüterek kainatı yaratıyor. Ben bir yayı mümkün olduğunca bastırdığımı, yay olabildiğince küçülene kadar onu birleştirdiğimi hayal ediyorum. O yayı bırakınca yay fırlayıp gider. Uzayda depo edilen enerji de aynı bu şekilde yayılmıştır. Tüm kainat büyük patlamadan sonraki ilk anda bir araya geldiyse, galaksiler nasıl oluştu? Gezegenler ve yıldızlar önce bir takım parçacıkların karışımıydı. Bu parçacıklar zamanla yer çekiminin baskısıyla bir araya gelerek yoğun bir kütleyi oluşturdu. Dünya, sürtüşme ve yer çekimi sonucu bir araya gelen parçacıklardan oluşuyor. Dünyaya hayat veren güneş ise başlangıçta gaz ve tozdan oluşan bir buluttu. Öncelikle bu birleşmeler nasıl oluştu? Kainatın ilk hali düz değil, topak topak olmalı. Yıldızların ve gezegenlerin oluşumunu büyük patlamaya dayandırmak için böyle düşünmeliyiz. David Spergel gibi NASA çalışanları, Wilkinson mikrodalga anisotropi aracı ya da kısaca WMAP denen, kozmik radyasyonun ısısını daha önce hiç ölçülmediği kadar detaylı ölçen bir uydu ürettiler. Bu radyasyon her yere yayılıyor ve çok güçsüz kalıyor. Bu durumda onu tüm gökyüzünde detaylı bir biçimde gözlemlemek için dünyadan uzaklaşıp radyasyonun kaynaklarına girmek zorunda kalıyoruz. 7, 6, 5, 4. NASA roketi 2001 yılında fırlatır. Kalkış. Kainatımızın geçmişini ve geleceğini keşfe çıkan Delta 2 roketi. Bu uydu kainatın ilk saniyesini olduğu gibi görüntüleyebilir. Roketi fırlatırken inanılmaz heyecanlı ve gergindik. Çalıştığını görünce daha da heyecanlandık. WMAP dünyanın milyonlarca kilometre uzağında. Öyle hassas ki kozmik radyasyonun ısısını milyon dereceye kadar ölçebiliyor. WMAP 5 yıldır gökyüzünü en ince ayrıntısına kadar inceliyor. Orada Dünya ve Güneş'i arkasına almış biçimde oturuyor. Uydu öyle hızlı dönüyor ki saat başı gökyüzünün üçte birini görüntülüyor. Dönerken kalan radyasyonun haritasını çıkarıyor. WMAP dünyayı güneşin etrafında dönerken takip ediyor ve tüm gökyüzünün ısısını ölçüyor. Bunun gibi detaylı ısı haritaları çıkarıyor ve çok önemli bir şey gösteriyor. Bu haritadaki mavi ve kırmızı noktalar ısıdaki küçücük değişiklikleri gösteriyor. Küçük mavi bölgeler on binlerce kat daha soğuk olan bölgeleri gösteriyor. Kırmızı bölgeler biraz daha sıcak yerler. Böylece gökyüzündeki küçük ısı değişikliklerini görüyoruz. WMAP 13 milyar yıl öncesine bakıyor. Dünya döndükçe bu küçük dalgalar yer çekimi kuvvetiyle giderek büyüyen parçacıklar haline geliyor. Öylece yoğunlaşarak yıldızları ve galaksileri oluşturuyorlar. Bu dünyanın büyük patlamadan sonraki ilk anda nasıl göründüğünün haritası. Bugünkü büyük evrenin şablonu. Kozmik mikrodalgalar ilk ortaya çıktıklarında basın bunun Tanrı'nın yüzü olduğunu yazdı. Gerçekçi olalım. Bu Tanrı'nın yüzü değil. Bu evrenin bebeklik fotoğrafı. Kozmik mikrodalganın arkasındaki radyasyonun keşfi, bilimin en büyük keşiflerinden biri. Büyük patlamadan sonra bir saniyenin trilyonda birinden daha kısa bir zamanda ateş topu dünya hızla büyüyor. Artık aşırı sıcak olan bu küre bir avuca sığacak büyüklükte. Kainat enerji ve radyasyonla kaynıyor. Ama avuç içi büyüklüğündeki dünya büyüyor ve soğurken yeni bir şey oluşmaya başlıyor.
Büyük patlamadan sonra bir saniyeden az bir zamanda kainatın kaderi yazılıyor. Güneş 13 milyar yıl önceki kuvvetler nedeniyle yanıyor. Yıldızlar ve gezegenler kainatın hızla büyümesiyle oluşuyor. Bilim bugün gördüğümüz her şeyin yaratılışın ilk anındaki hallerini görebiliyor. Bizim burada olmamızın sebebi Planck zamanının sonraki birkaç vuruşunda gizli. Kainat maddenin yapı taşlarıyla dolup taşıyor. Şu ana kadar kozmik saatimize göre kainatın ilk hali enerjiden ibaret. Peki saf enerji nasıl maddeye dönüştü? Etrafınızdaki her şey maddeden yapıldı. Üzerinde oturduğunuz şey, soluduğunuz hava, tüm gezegen maddeden yapıldı. Madde de atomlarda. Büyük patlamadan sonraki ilk saniyede atomu oluşturan şeyler yaratıldı. Maddenin ortaya çıkışı bilim insanları için bir sırdı. Ta ki 1905 yılına kadar. Sonra Albert Einstein şu meşhur denklemi buldu. E eşittir mc kare. Einstein'ın denklemi bize enerjinin yani E'nin ve kütlenin yani M'nin aynı şeyin farklı formları olduğunu gösterdi. Kütle ve enerji birbirleriyle değiştirilebilirler. Bazı bilim insanları bu denklemi sonradan tarihin en ölümcül silahını yaratmak için kullandı. Atom bombasını. Bu da ilk anda ne olduğuna dair bir fikir verdi. Nükleer bir patlamada maddenin parçacıkları devasa bir enerji yaratmak için birbirlerinden ayrılır. Büyük patlamadaysa tam tersi gerçekleşmişti. Bu devasa enerji maddeye dönüştü. Einstein'ın denklemi bir sonucu ortaya çıkardı. Bebek kainat büyüyüp soğudukça büyük patlamanın saf enerjisi de maddenin bizi oluşturan parçalarına ayrıştı. Varoluşumuza bir saniyeden daha az zaman kaldı. Maddenin ilk parçacıkları ortaya çıktı. Kainat, güneşin çekirdeğinden milyonlarca kat daha sıcak. Yine de maddenin parçacıklarının birleşip atomu oluşturmaları için yeterince sıcak değil. Bilim insanlarının kafası karışıyor. Maddenin bu ilk hali nasıldı ve nasıl kainatı oluşturan atomun proton ve nötronları haline geldi? Atomlar imkansızdı. Bir buhar banyosuna bir buz koyduğunuzu düşünün. Buz anında erir. Buhar banyosuna buz koyamazsınız. Bunun kanıtını şöyle görebilirsiniz. Su yeterince soğuyunca katı hale gelir. Onu ısıtırsanız sıvı elde edersiniz. Sıvı olan suyu ısıtınca kaynayıp gaz haline gelir. Su buharı olur. Gazı da iyice ısıtırsanız enerji patlaması olur ve atomlar parçalanır. Benzer bir biçimde kainat da ilk anda çok sıcakken sadece atomların yapı taşları var olabildi. Kainatın ilk anlarına dönebilseydiniz, kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrılırdınız. Ve enkazınız, vücudunuzun çekirdekleri bile subatomik parçacıklara bölünürdü. Bedeninizden geriye hiçbir şey kalmazdı. Büyük patlamadan sonraki ilk anda maddenin süper sıcak yapı taşlarını görmenin tek bir yolu var. Bilim insanları büyük patlamanın koşullarını yeniden oluşturmak zorunda. Bir yıldızın iç kısmının ısısı 10 milyonlarca dereceyle ölçülüyor. Fakat büyük patlama trilyonlarca dereceyle ölçülebiliyor. Yani yaratılışı ancak parçacık hızlandırıcılarla anlayabiliriz. Protonları protonlara bölerek kainatın başlangıcından beri görülmemiş bir ısı yaratabiliriz. Yaratılışı taklit etmenin tek yolu parçacık hızlandırıcılardan geçiyor. Burası Long Island'taki Brookhaven Ulusal Laboratuvarı.
Rig olarak da bilinen relativistik ağır iyon çarpıştırıcısının bulunduğu yer. 4 kilometre çapındaki bir daire. Atomları neredeyse ışık hızıyla parçalamak için tasarlanmış. Parçacık hızlandırıcıyla subatomik parçacıkları bir araya getirebilirsiniz. Bunun sonucunda inanılmaz bir enkaz yağmuru elde ederiz. Ve bunu anlamak için bu çarpışmanın içeriğini inceleriz. Bu çarpışmanın enerjisi çok yüksek. İlk andaki gibi küçük ölçekte bir embriyonik kainat yaratabilecek güçte. Ama nasıl? Çekirdekleri proton ve nötronlarına ayırarak. Bu enerji proton ve nötronları ayırmaya bile yetiyor. Bilim insanları içerisinde maddenin yapı taşlarını keşfediyor. Kuark denilen parçacıklar. Ama öyle küçük ve hızlılar ki onları takip etmek çok zor. Bilim insanları kuarkların nasıl davrandıklarını anlayabilirlerse maddenin de sırrını çözmüş olacaklar. Buldukları sonuç tıpta bir devrim yaratabilir ve uzay programını yeniden şekillendirebilir. Proje 2000 yılında başlıyor. Birleşen çekirdekler parçacıklardan karmaşık bir püskürme ortaya çıkarıyor. Verileri analiz etmek 5 yıllarını alıyor. Sonuçlar 2005 yılında geliyor. Şoke edici. Altın çekirdeklerini çarpıştırınca ortaya bir gaz çıkacağını sanıyorduk. Şaşırtıcı bir biçimde ortaya gaz çıkmadı. Bulduğumuz şey daha çok sıvı gibiydi. Bu bizi çok şaşırttı. Çünkü kainatın ilk halini taklit etmeye çalışırken subatomik parçacıkların gazını elde etme fikrinden kurtulmak zorundaydık. Artık bunun çorba gibi bir sıvı olduğunu biliyorduk. Madde kainatta ilk kez ortaya çıktığında kuarklar o kadar yoğun ve enerji doluydular ki kainatın tümü sıvı gibiydi. Kainat bir saniyeden kısa sürede bir enerji topundan bir kuark çorbasına dönüştü. Sıvı kainat sıcak, yoğun ve şiddetliydi. Sürekli karşılıklı etkileşimde olan küçük parçacıklarla doluydu. Kozmik saatimiz bir saniyenin milyonda birine ulaştığında kainat büyümeye ve soğumaya devam ediyordu. Bir beyzbol topu büyüklüğündeyken güneş sistemimizin büyüklüğüne ulaştı. Madde saf enerjiden oluştu. Madde olmasaydı hiçbirimiz burada olmazdı. İlk saniyede neredeyse öyle oluyordu. Bir şey neredeyse kainattaki tüm maddeleri yok ediyordu. Büyük son yaklaşıyordu. Büyük patlamadan sonraki ilk saniyede kainat atomların yapı taşlarıyla doldu. Maddenin bu küçük parçacıkları bir savaş meydanında var olmalılar. Çevremizdeki her şey, büyük patlamayla ortaya çıkan enerjinin oluşturduğu maddelerden meydana geliyor. Her molekül, her atom, her kuark. Bu kadar çok maddeden oluşan bir evrenin nasıl meydana geldiyse en büyük soru işaretlerinden biri. Parçacık hızlandırıcı bu soruyu yanıtlayabilir. İlk an tekrar yaratıldığında eşit derecede iki tip madde üretiliyor. Biri etrafımızda gördüğümüz tip madde. Diğeri ise onun tam tersi. Antimadde. Doktor Tara Shears bunların madalyonun iki yüzü olduklarını anlatıyor. Bu elma maddeden oluşuyor. Ve bildiğimiz üzere kainattaki her madde parçacığının büyük patlamada ortaya çıkan bir de antimadde eşi var. Antimadde normal madde gibi görünüyor ama aslında aynı değiller. Bu sadece antimaddenin aynı etkisi. Yani anti elma buna benziyor. Madde ve antimadde ölümcül düşmanlar. Birlikte var olmaları imkansız.
Büyük patlamadan sonraki saniyelerin parçaları ve kainatın geleceği muallakta. Madde ve antimadde ölümcül bir savaşa kilitlenmiş durumda. Büyük patlamanın ardından bir saniyenin milyonda biri kadar süre geçtikten sonra bir savaş başlıyor. Madde ve antimadde çarpışıyor ve sonuç patlayıcı oluyor. Sadece bir elma boyutundaki madde antimaddesini dengine vuruyor ve ortaya 10 megatonluk bir nükleer bombanınki kadar enerji çıkıyor. Kainatın büyük patlamadan hemen sonraki o en eski haline dönebilseydiniz, kendinizi madde ve antimaddenin birbirleriyle olan savaşlarının içinde bulurdunuz. Kendinizi kozmik bir savaşın çatışmasının ortasında bulurdunuz. Süper yoğun bir sıvı halindeki tüm parçacıklarla madde ve antimadde hemencek karşılaşıp birbirlerini yok ediyor. Eşit sayıda yaratıldıkları ve karşıt parçacığına çarpan her madde parçacığı yok olduğu için tüm maddeler yaratılır yaratılmaz yok olacaklardı. Tüm maddeler eninde sonunda kendi antimaddesini bulurlardı ve birbirlerini yok ederek sadece radyasyon açığa çıkarırlardı. Kainat yine olurdu ama şu anda sırf radyasyonla dolu olurdu ve biz böyle bir dünyada var olamazdık. Fakat kainat maddeyle dolu. Peki madde, antimaddeyi nasıl alt etti? Bu bilimin en büyük gizemlerinden biri. Kuramlardan birine göre antimadde daha az dayanıklı ve çok daha çabuk çürüyor. Bu da madde ve antimadde arasında ufak da olsa bir dengesizlik yaratıyor. Bu küçük dengesizlik sonucu madde antimaddeye üstün geliyor. Gerçek ne olursa olsun, büyük patlamadan hemen sonra maddenin lehine sonuçlanan bir şey olduğu kesin. O noktada savaş sona erdi ve geriye kalan az miktarda madde oldu. Bu az miktardaki madde de şu anda içinde yaşadığımız kainatı oluşturdu. Yani biz bu savaşın kanıtlarıyız. Tüm bu olup bitenlerden geriye kalan tortularız. Bu kalıntılar çevremizdeki her şeyi yaratmaya başlıyor. Altımızdaki topraktan en uzaktaki galaksilere kadar. Kozmik saat ilk saniyenin sonuna doğru yaklaşırken doğanın dört kuvveti de tek bir süper güçten ayrılmaya başlıyor. Madde ile antimadde arasındaki savaşın galibi belli oluyor. Kainatın her yerinde ısıda meydana gelen değişiklikler de sonraki milyarlarca yıl boyunca yer çekiminin maddeleri bir araya getirerek galaksileri oluşturacağını gösteriyor. Fakat hala çözülemeyen bir gizem var. Büyük bir gizem. Maddenin yapı taşlarının nasıl oluştuğunu biliyoruz. Ama kainattaki şeylere cisim verenin ne olduğunu bilmiyoruz. İlk saniye hakkında çok şey biliyoruz. Ama yapbozun bir parçası eksik kalıyor. Kainattaki her şeye kütlesini veren şey nedir? Kütle bir şeyin hareket etmesini ve hareket halindeyken durmasını zorlaştırır. Dünyaya geldiğimizde yer çekimi kütlemizi çekiyordu. Ay'da ise yer çekimi daha zayıf olduğu için astronotlar daha yavaş ilerliyor. Ama kütleleri dünyadakiyle aynı. Bir nesnenin ağırlığı yoksa bile kütlesi vardır. İlk anda parçacıklara kütle sağlayacak bir şey yaratılmış olmalı. Ama bilim insanları henüz ne olduğunu bulamadı. Kütle, hayatın bel kemiğidir. Kütle olmasaydı, kainat tamamen radyasyondan oluşurdu ve insanlar ya da hayatı yaşanır kılan hiçbir madde oluşamazdı. Sadece radyasyondan oluşan bir kainat gerçekten çok sıkıcı olurdu. İlk anda maddenin nasıl oluştuğunu keşfedersek, hayatın kökenini de anlamış oluruz. Bilim insanları parçacıklara kütle veren şeyin ne olduğunu bulamazlarsa, ilk anın gizemini de çözemezler. Yolculuğumuz bitmek üzere.
Ama yapbozun bir parçası hala eksik. Bilim insanları 10 yıllardır onun peşinde. 1964 yılında İngiltere'deki Edinburgh Üniversitesi'nde fizikçi Peter Higgs sarsıcı bir teori ortaya attı. Görünmeyen bir kuvvet alanının ilk anda kainatı kaplayarak parçacıklara kütle kazandırdığını iddia etti. Buna Higgs alanı adı verildi. Parçacıklar onunla etkileşime girince kütle kazanıyordu. Örneğin bir arabayı ele alalım. Benzini bitmiş olsun ve ben onu yolda itiyor olayım. En sonunda onu iterek hareket ettirebilirim. Ama araba çamura girerse, onu iterken daha da ağırlaştığını hissederim. Parçacıkların kütlesi olmasının bir nedeni olduğunu düşünüyoruz. Bazı parçacıklar bu Higgs alanıyla diğerlerinden daha güçlü bir etkileşime girerlerse, daha zayıf etkileşime giren parçacıkları itmek daha kolay olur. Bu yüzden onlar daha hafifmiş gibi gelirler. Daha güçlü bir etkileşime giren parçacıkları itmek daha zordur. Bu yüzden de daha ağır olduklarını düşünürüz. Higgs alanı da çamur gibi her şeye bulaşıyor. Parçacıklar bu alana girdikleri zaman kütle kazanıyor. O alanla ne kadar kontak kurarlarsa o kadar çok kütle kazanıyorlar. Bilim insanları Higgs alanının kendine has bir parçacık tarafından taşındığına inanıyor. Gazeteciler buna tanrı parçacığı diyor. Bilim insanları ise Higgs bozonu diyorlar. Bu parçacığı tanımlayarak buraya nasıl geldiğimizi çözeceklerine inanıyorlar. Matematik hesabı tutuyordu. Ama hiçbir parçacık hızlandırıcı Higgs bozonunu bulmaya yetecek kadar güçlü değildi şimdiye kadar. İsviçre'de, Cenevre'de, kırsal kesimin iç taraflarında insanlığın en pahalı deneyi yapılıyor. Büyük Hadron çarpıştırıcısı. Dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı ve kayıp Higgs'i bulmak için en büyük şansımız. Higgs parçacığının gerçekten var olduğunu görmeliyiz. Bu yüzden de bu devasa hızlandırıcıları inşa etmek zorunda kaldık. Bugün kainatta katı ve bir kütlesi olan her şeyin yaratılışından sorumlu mekanizmayı çözüp çözemeyeceğimize bakacağız. Maliyeti 10 milyar dolar ve yapımı 14 yıl sürdü. Projede 7 bin bilim insanı görev aldı. En son 13,7 milyar yıl önce görülen koşulları küçük ölçekte yeniden yaratacaklar. O kadar güçlü bir patlama ki, büyük patlamayı yeniden gerçekleştirecek. Bu işe yararsa, David Evans gibi bilim insanları maddenin son gizemlerini de çözebilirler. Bilimin sınırlarını zorladığımız gibi, teknolojinin de sınırlarını zorlamak zorundayız. Bu, dünyanın hem en büyük hem de en karmaşık makinesi. Yerin 90 metreden daha da altında, 26 kilometre uzunluğunda yuvarlak bir boru çalışıyor. İçerideki insan saçından daha ince olan iki proton ışını neredeyse ışık hızına ulaşacak kadar hızlandırılıyor. Saniyede 300 bin kilometre yapacak kadar. LHC parçacıkları başka herhangi bir hızlandırıcının yapacağından 7 kat daha büyük bir hızla çarpıştırıyor. 300 trilyon proton borunun etrafında ters yönlere doğru dönüyor ve devasa dedektörlerin merkezinde çarpışıyor. Lawrence Krauss, her biri 5 katlı bina büyüklüğünde olan bu dedektörlerden birini inceliyor. Şu an 21. yüzyılın gotik katedrallerinden biri olarak yorumlanan yapının içindeyiz. Bu devasa yapı için binlerce ton çelik, Eyfel Kulesi'ndekinden daha fazla demir, yüz binlerce kilometrelik kablo kullanıldı. Yapıyı yüzlerce farklı ülkeden gelen, onlarca farklı dil konuşan binlerce fizikçi titizlikle tasarladılar. Bakalım içeride neler oluyor. LHC ışın borusu boyunca bu dev dedektörlerden 4 tane kullanıyor. Higgs'i bulması beklenen dedektörün adı Atlas.
Atlas bir futbol sahasının yarı uzunluğunda ve neredeyse nükleer bir denizaltı ağırlığında. Saniyede 1 milyar birleşmeyi görebiliyor. Protonlar birleştiğinde ortaya çıkan şiddetli etki büyük patlamadan sonraki ilk anında olduğu gibi bir saniyeden az sürede maddeyi yaratacak. Kuarklar gibi temel parçacıklar akın edecek. O enkazın içinde bir yerde Higgs'i bulmayı ümit ediyorlar. Ne var ki bu ateş fırtınasında bir parçacığı bulmak, kumsalda altın bulmak gibi bir şey. Higgs öyle küçük ve kısa ömürlü ki dedektörün onu doğrudan görmesi imkansız. Bunun yerine dünyanın en yüksek teknolojili kameraları sayesinde onun arkasında bıraktığı izleri yakalamayı umuyorlar. Gökyüzüne baktığınız zaman uzun bir duman çizgisi görürsünüz. Uçak nerede diye sorarsınız. Uçağı asla göremezsiniz. Uçak göremeyeceğiniz kadar küçüktür. Biz de dedektörleri bu şekilde kullanıyoruz. Dedektörler parçacığın kendisini seçemezler. Arkasına bıraktığı izlere bakarak ne tür bir parçacık olduğunu ve ne hızla ilerlediğini anlarlar. LHC, dünyadaki herhangi başka bir makineden daha fazla veri sağlayacak. Tek bir saniyede birleşmelerden LHC'ye gelen bilgiler bu dedektörler tarafından ele alınacak ve bu bilgilerin miktarı dünya üzerindeki tüm kütüphanelerdeki toplam bilgiden daha fazla. Kütlenin gizemi bu verilerde saklı olabilir. Yani kainatın ilk anında neler olduğunun gizemi. Bu bilimin yüzünü geleceğe döndürebilir. Tüm bu bilgiyi işlemek için LHC dünyanın en geniş süper bilgisayarlar ağını kullanıyor. Yine de araştırmayı tamamlamak yıllar sürebilir. Ama bu beklemeye değer. Bu deney en sonunda varlığımızın başlangıcına dair o büyük sırrı çözebilir. Bu ihtimal tüm bilim insanları için çok heyecan verici. Henüz LHC'nin nasıl bir iş çıkaracağını bilmiyoruz. Ama ondan çok umutluyuz. En azından daha önce hiç erişemediğimiz sınırlara ulaşıyoruz. LHC, büyük patlamadan sonraki ilk ana dair tüm fikirlerimizi değiştirebilir. LHC kontrol odasında tarihin en büyük deneyi için geri sayım başladı. Hızlandırıcı kontrol edildi, mühürlendi ve ısısı uzay koşullarındakinden bile daha aşağı indirildi. LHC tasarlandı, inşa edildi ve artık çalıştırılmak için son rötuşlar yapılıyor. Bu makine hayatın en büyük gizemlerinden birini çözebilir. Bu yaratılış anına şahit olmak gibi bir şey. LHC başarılı olursa bilimde yeni bir çığır açabilir. Ama Higgs'i bulamaz ve kütlenin sırrını çözemezse ilk anda neler olduğuna da bir açıklık getiremez. Yeni teoriler yazılıp daha güçlü deneyler tasarlanmak zorunda kalınır. Hey, ben gerçekçi biriyim. Belki de hiçbir şey bulamayacağımızın, bunun fizik bilimini sarsacağının farkındayım. Birden makinelerimizin yeterince güçlü olmadıklarını görmek, fiziğin bir sonraki adımını, madde ve enerjiyle ilgili yapacağı bir sonraki hamlesini görmesini engeller. Bildikleri tek bir şey var. LHC, bilim insanlarını büyük patlamaya hiç olmadıkları kadar yaklaştıracak. 13,7 milyar yıl önceye dönüp o ilk saniyeyi yeniden yaşatacak. O en önemli anı. Kozmik saatimiz Planck zamanının son anlarına geldi. Kainat tam olarak bir saniyedir var. Neredeyse Güneş sistemimizin 1000 katı büyüklüğünde ve madde parçacıklarıyla dolu. Yani etrafımızdaki her şeyin ham maddesiyle.
Kainat proton ve nötronların kuark denizinden ayrışabilecekleri kadar soğudu. Kainatın hayat hikayesinin ilk bölümünde kocaman bir tarih gizli. Sonraki birkaç saniyede evren proton ve nötronların ilk atom çekirdeğini oluşturabileceği kadar soğumuş olacak. 300 bin yıl sonra da ilk atom oluşacak. 10 milyonlarca yıl sonra madde ilk yıldızları oluşturmaya başlayacak. Ve milyarlarca yıl sonra da Samanyolu gibi galaksiler oluşacak. 9 milyar yıldan daha uzun bir süre sonraysa dünyamız meydana gelecek. Bir büyük patlama. Tek bir saniye. Her şeyin başlangıcı. İlk saniyenin sonuna geldiğimizde kozmik tarihin gerisi çoktan yazılmıştı. Buna kainatın geleceği de dahildi. Büyük patlamanın üzerinden 12 milyar yıldan fazla zaman geçtikten sonra insanlar evrildi ve ortaya buraya nasıl geldiğimizi sorgulayan akıllı bir tür çıktı. Peki ya kainat neden yapıldı? Bilim bu yıl bu sorunun cevabına biraz daha yaklaşıyor. Ve bu sır hala o ilk efsanevi anda gizli. We'll be right back.